Değerli hocalarım, kıymetli misafirlerim, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Genç Akademisyenler Birliği Tarih Çalışmaları grubumuzun bugünkü konuğu çok değerli hocamız Doçent Doktor Ömer Kul. Öncelikle değerli hocamıza yoğun mesai ve programı içerisinde bizlere vakit ayırıp programımıza konuk olduğu için kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Programımız yaklaşık bir saatlik süre zarfında devam edecek. Hocamızın konuşmasının akabinde soru cevap faslına geçeceğiz. Seyircilerimizden soru sormak isteyenler YouTube canlı yayınımız üzerinden bizlere sorularını iletebilirler. Sözü hocamıza bırakmadan evvel kısaca özgeçmişini sizlerle paylaşmak istiyorum. Doçent Doktor Ömer Kul 1973 yılında Trabzon'un Ersin ilçesinde doğmuştur. 1991 yılında Bursa İmam Hatip Lisesi'nden, 1997 yılında ise Erzurum Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olmuştur. 2000 yılında Van 100. Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 15. ve 16. asırlarda Köprülü Kazası başlıklı teziyle yüksek lisansını bitirmiştir. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Osman Batur ve Doğu Türkistan Milli Mücadelesi başlıklı teziyle de doktora eğitimini tamamlamıştır. 1997-2000 yılları arasında Van 100. Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde 2000-2002 ve 2010-2012 yılları arasında da Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde araştırma görevliliği yapmıştır. Halen İstanbul Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü'nde öğretim üyesidir ve Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Hocamız 2012-2019 yılları arasında Doğu Türkistan Vakfı'nın genel sekreterliğini yapmıştır. Ayrıca İsa Yusuf Alptekin Vakfı'nın başkanlığı görevini halen devam ettirmektedir. Çalışma alanları Çin, Doğu Türkistan ve Türk dünyası üzerine yoğunlaşmıştır. Hocamızın yayınlanmış eserleri Muhteşem Süleyman'ın Birinci Viyana Kuşatması, Şu Pontus dedikleri, iki ciltlik seri halinde Esir Doğu Türkistan için İsa Yusuf Alptekin'in Milli Mücadele Hatıraları, Baturlar, Doğu Türkistan Milli Mücadele Tarihi, 10 Yıla Saat Efsanevi Ömür Osman Baturhan ve 100 Soruda Doğu Türkistan adlı eserlerdir. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere sözü değerli hocamıza bırakıyorum. Buyurun Sayın Hocam. Öncelikle teşekkür ediyorum. Umarım bu akşam güzel bir, faydalı bir program olur. Davetiniz için ayrıca tekrar teşekkür ediyorum. Bugün Uzak Doğu Asya hususunda dilimiz döndüğünce bir şeyler anlatma gayret içerisinde olacağız. Tabii bizden binlerce kilometre ötede olduğu için dünyanın bu uzak noktasında neler olup bittiğini çoğu zaman çoğu kişi de takip etmiyor. Ama şunu söyleyebiliriz ki dünyanın en hararetli, en sıcak gelişmelerinin yaşandığı bir bölge. Uzak Doğu Asya'dan kastımız da sadece orayla sınırlı kalmayacak. Yani Japonya, Güney Kore, Kuzey Kore, Çin, güneye doğru indiğimizde Filipinler, Vietnam, Endonezya, Malezya, veyahut daha aşağıda Avustralya'da bunun içerisine katılabilir. Bu coğrafyanın tamamı Çin, içerisinde Moğolistan, Rusya Federasyonu, bağımsız Türk devletlerinin olduğu Türkistan coğrafyası ve artık zamanımızda yeterse bu bölgede yaşananların bize de etkisi veya dünyaya da etkisi konusunda dilimiz döndüğünce bir şeyler söyleme gayret içerisinde olacağız. Malum Uzak Doğu denilince akla gelen devlet Çin ama bu Çin'le alakalı belki ülkemizde hemen hemen tek konuşulan husus Doğu Türkistan'da yaşananlar. Bu yaşananlar bağlamında da konu çok hak ettiği şekilde tartışılıyor mu dersek ona da hayır demek durumundayız. Ama diğer hususlar belki Doğu Türkistan meselesi, Doğu Türkistan'da yaşananlar kadar önemli. Gözden kaçıyor. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi adına şöyle bir giriş yapacağım. Daha ziyade eğer sorular olursa o sorular üzerinden insanımızın, dinleyicilerimizin merak ettiklerini de anlatma gayret içerisinde olacağız. Belki en sonda söyleyeceğim, başta söylemek isterim. Bugün bu coğrafyada yaşananlar muhtemelen önümüzdeki süreçte dünyanın
sıcak çatışmalar, devletler arası sıcak çatışmalar yaşanabileceği bir coğrafya gibi benim izlenimlerim, okumalarımdan çıkardığım sonuç bu. Öncelikle şunu söyleyeyim, bugün ekonomik anlamda ciddi bir potansiyeli olan ve Amerika'yı da geçerek dünyanın üretim anlamında birinci sırasına yerleşen bir Çin'den bahsediyoruz. Çin dediğimiz coğrafyada devlet de kendi içerisinde 5 tane özerk bölgesi var. İşte onlardan bir tanesi Doğu Türkistan, diğeri Tibet. Burada İç Moğolistan var. Tabii 2 tane de aşağıda şey var. Hong Kong'da Macao dediğimiz özel bölge var. Bu özel bölgelerin özelliği yarı demokrasi olan 1997 yılında İngiliz sömürgeciliğinden 50 yıllığına merkezi Çin'e bağlanan bir devlet iki sistem şeklinde ifade edilen yarı demokrasinin uygulandığı ve seçimin tek yapıldığı iki bu koca coğrafyadan iki nokta sadece. Ama o seçimde nasıl yapılıyor onu söyleyelim. Burada seçime girebilmeniz için Çin Komünist Partisi'nin size onay vermesi gerekiyor. Onun için yarı demokrasi var. Ben aday olacağım mesela belediye başkanlığına Hong Kong'da. Ama eğer Komünist Parti bana derse ki sen aday olamazsın, aday olamam. Olmam da bir sakınca görmezlerse o zaman seçime gidebiliriz. Böyle iki tane de özel bölgesi var. Hong Kong hemen yanında Macao diye. Bunun haricinde Çin bugün 9,5 milyon kilometre kare büyüklüğünde, yani Türkiye'nin 13 katı ortalama değil mi? 13-14 katı büyüklüğünde bir coğrafya. Ve nüfusu da en son açıklanan rakama göre 1 milyar 414 milyon. Tabii bu Çin'in 1971 yılında Birleşmiş Milletler'in 5 daimi ülkesinden Amerika ile Sovyet Rusya'ya karşı güçlü bir pakt oluşturabilmek gayesiyle Amerika'nın devreye girmesi neticesinde Çin 5 daimi ülkeden birisi oldu Birleşmiş Milletler'in. Bugüne kadar, yani 71 sonrasındaki döneme kadar Tayvan'da bulunan, daha önce 49'da komünistlerin işgaliyle beraber Tayvan'a kaçan Gomindan dediğimiz Milliyetçi Çin'in idaresindeki Çin Cumhuriyeti, Tayvan merkezli, 5 daimi ülkeden birisiydi. Ve böylece bağımsız Tayvan devleti, yani Çin Cumhuriyeti devletsiz kaldı. Onun yerine Çin Komünist Partisi'nin kurmuş olduğu, 1949'da kurmuş olduğu Çin Halk Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler'in 5 daim ülkesinden birisi oldu. Ve bundan sonraki süreçte aşırı nüfus ve ucuz iş gücü dolayısıyla Batı sermayesinin bir Çin'e kaydığını gördük. 2002 yılında da Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne alınması akabinde Çin ekonomik anlamda devasa bir ülke haline geldi. Sonuç itibariyle bu büyümesi onun yeni pazarlar elde etmesini beraberinde getirdi ki bu pazar meselesi Çin içerisinde bütün dünya devletlerini soktu. Yani Japonya'sından Hindistan'ına, Rusya Federasyonu'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne, Avrupa Birliği'ne, Afrika'ya, yani dünyanın her noktasında Çin'in yeni pazarlar elde etmesini, elde etmiş olduğu pazarlar dolayısıyla pazarını kaybeden devletleri ortaya çıkardı. Ve Çin açısından bir risk de ortaya çıktı. O risk de neydi? Bu üretimin devam edilebilmesi için, sürdürülebilmesi için enerji ve ham maddeye ihtiyaç duydu. Bu da ne yaptı? Bu da dünyanın birçok noktasından, en yakınından olmak üzere kendi dışındaki enerji ve ham madde kaynaklarının Çin'e toplanması ihtiyacını doğurdu. Devasa bir ekonomi ve bunun sürdürülebilir olması için hem üretmesi gerekiyor, bunun için ham madde ve enerji ihtiyacı var, hem de bu ürettiğini pazarlara en kısa zamanda ve en az maliyette ulaştırabileceği bir sistem kurma yoluna gitti Çin. Ve 2007 yılından itibaren tartışmaları başlayan 2013 yılında da Çin Devlet Başkanı'nın şimdiki başkanın Xi Jinping'in deklare ettiği
Kuşak Yol inisiyatifi ortaya çıktı. Ve bu Kuşak Yol'la beraber dünyanın bu haritaya üzerinden değerlendirirsek hedef işte Çin'in Şian şehrinden kalkan bir tren ta Londra'ya kadar kesintisiz olarak gidecekti ki bu ulaşımda yani üretimi 45 günden 15 güne kadar indirecek bir kazanım Çin'e sağlamıştı. Tabii ki bir tren yolu vardı. Bunun yanında Çin deniz yolları ki karayolundan, tren yolundan çok daha fazla ürünü hem ürettiğini hem de enerji ve ham maddeyi taşıyacak bir ağ da kurması gerekiyordu Çin'in. Bu kuşak o zaman içerisinde gelişerek üçe ayrıldı. Çin'le Türkiye'den geçen, işte Türkiye'den geçecek olan orta kuşak oldu. Kuzeyden geçen, Karadeniz'in kuzeyinden ve Rusya Federasyonu üzerinden de geçecek olan kuzey ve bunun bir de tabii güney dediğimiz deniz kuşağı da ortaya çıktı. Ve böylece Çin büyüdü, büyüdükçe gelişti, geliştikçe rakip oldu, dünyaya rakip oldu. Ve bu rekabet işte en son Amerika ile aralarında ticaret savaşları dediğimiz bir süreci ortaya çıkardı. Bu süreç nereye evrilecek onu hep beraber göreceğiz. Ama iyiye gitmediği veyahut da dünyaya huzur getirmeyeceği net bir şekilde anlaşılmış durumda. Bu anlamda Çin tabii içerisinde birçok problemi olan devlet. Yani sadece içerisinde problem yok. Birazdan kısa kısa özetle değineceğim. Çevresindeki devletlerle de bu yayılmacı siyaset dolayısıyla ciddi problemleri var. Bu hem içerideki problemleri hem de çevresiyle olan problemleri dolayısıyla bu yayılmacı siyaseti ve bu yayılmacı siyaset içerisindeki tek taraflı yani sadece kendi menfaatine bir siyaset gütmesi dolayısıyla o sözde olan işte birlikte bir gelecek inşa etmenin sadece slogandan ibaret olduğunu uygulamada yani hem Afrika'da hem Latin Amerika'da Brezilya, Meksika, Arjantin'deki uygulamalarında hem kendisine en yakın çevresindeki devletlerle olan ilişkilerinde bunu net bir şekilde gördük. O zaman hususiyetle ifade edelim. Birincisi Çin'in iç problemleri. Bu iç problemler zaman içerisinde çok daha farklı sıkıntıları da beraberinde getirecek. Dedik işte 1 milyar 411 milyonluk bir nüfusu var. Ve işte özerk bölgelerinden birisi Doğu Türkistan. Doğu Türkistan az buçuk yine ülkemizde takip edenler bilir. Yani insanlık suçu diyebileceğimiz bu toplama konsantrasyon kampları dedikleri. Sözde eğitim ama özde içerisinde ağır insan hakları ihlallerinin yaşandığı toplama kampları en son var. Ondan önce de milli ve dini değerlere yönelik birçok yasaklamaları vardı. Çin için hususiyetle şunu ifade etmek gerekir. Çin farklı tehdit olarak algılayan bir devlet yapısının anlayışına sahip. Farklılık içerisinde hem dini hem de milli değerleriniz olabilir. Yani Çinli değilseniz, ateist değilseniz, komünist değilseniz, komünist partiye sadık değilseniz siz bir tehditsiniz. Farklı ırktan olduğunuz için tehditsiniz. Farklı dini inancınız olduğundan dolayı da tehditsiniz. Farklı siyasi görüşünüz olursa yine tehditsiniz. Bu tehdit olma durumu Çin açısından ortadan kaldırılması gereken bir realite olarak, siyaset olarak devlet tarafından, devlet eliyle kabul edilmiş ve konuşmanın başında da söylemiştim 1949'da Çin Komünist Partisi kuruldu ve 2049'da tek Çin diye bir hedefi var Çin'in. İşte bu Hong Kong ve Macau'nun da Komünist Parti Çin'e dahil edildiği, Tayvan'ın da bu tek Çin prensibi içerisinde Tayvan'ın da Komünist Çin'e bağlandığı, İçeride ise bilhassa Doğu Türkistan, Tibet ve İç Moğolistan olarak bahsettiğimiz bu özerk bölgelerin Çin, Büyük Çin milleti içerisinde eritildiği, farklılıkların sıfıra indirgendiği bir toplum inşa etme. Biz bunu Mao dönemindeki uygulamalarda gördük. Bir benzeri bugün
toplama kamplarının bir benzeri Mao döneminde de vardı. Onun kültür devrimi 1966-76 yılları arasında milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine, açlıktan ölmesine sebep olmuştu. Ve Çin tabii bu büyüyüp gelişmesi neticesinde yayılmacı siyasetin neticesinde birçok düşman kazanınca içerideki sıkıntılı bölgelerin bu dışarıdaki güçler tarafından kullanıldığını ve kendi birlik beraberliğine ortadan kaldırmak, onun gücünü zayıflatmak için kullanıldığına dair propaganda yapmaya başladı ki şu biliniyor, bu içerideki farklılıkları ortadan kaldırmak adına gayri insani uygulamaları resmi devlet politikası yaptı ama onunla beraber dışarıda ise bu kamuoyu oluşturmak veyahut da kendi fikirlerini yayabilmek veyahut da bu İç Moğolistan, Tibet, Doğu Türkistan gibi bölgelerdeki bölgelerdeki hakları savunabilmek amacıyla yurt dışında kurulmuş olan sivil toplum kuruluşlarını karalamak veya bunları bunların davalarını sulandırmak, aralarına nifak tohumu sokmak gibi propaganda amaçlı, buna ciddi bir ciddi bir para ayırıyor ve işte sadece Doğu Türkistan meselesinde var olanları karartmak amacıyla veyahut da diyelim ki burada farklı siyasetler güdebilmek amacıyla en son söylenen yıllık 250 milyon dolar gibi bir parayı Çin'in ayırdığı söyleniyor. Sırf oradaki dezenformasyon yapabilmek gayesiyle. Evet, Doğu Türkistan bir problemli bölgesi Çin'in. İç Moğolistan da aynı Doğu Türkistan gibi. Bugün Moğolistan'ın nüfusu 3,5 milyona yakın ama 6,5 milyon, Çin'in verdiği rakamlarla 6,5 milyona yakın burada Moğol var. Ve bu bölgenin Çin kendisine ait olduğunu söylüyor. Aynı Doğu Türkistan gibi burada da dışarıda ayrılıkçı olan, Çin'den ayrılıp belki de Moğolistan'a bağlanmak isteyen veyahut da içeride insan hakları ihlallerinin ortadan kalkması için faaliyet gösteren teşkilatlar var. Aynı Tibet gibi. Bir de Çin'in içerisinde Falun Gong dediğimiz bir ruhani, bizdeki bu tarikat ve cemaatlere benzer bir yapılanma var. Bunlar da sisteme mugayir hareket ederler. Ondan dolayı da Çin bunları tehdit olarak algılar. Sigara ve alkol kullanmadıkları için Çin'de bu organ ticareti devlet eliyle dünyada ender yapılan ve bundan ciddi, yani yıllık 100 milyar dolarlık bir rant elde edilen bir sistem hemen hemen kurulmuş. Bu sipariş usulü insanlar Çin'den organ alabiliyorlar. Bunu bir İsrailli araştırmacı ortaya çıkardı. Ve bu organlar genelde bu Falun Gong tarikatına mensup olanlardan alınıyor. Bu kamplarla beraber ortaya çıkan helal organ, bununla ilgili Arapça bilenlerimiz yazabilir. Helal organ yazdığınızda çıkacak olan sayfalarda bunun nasıl işlediğini, yani insanın kanını donduracak şekilde uygulamalarda görürsünüz. Falun Gong'da işte dediğimiz gibi Tibet, İç Moğolistan, Doğu Türkistan gibi muhalif sistemin yanlışlığını ortaya koyan, sisteme muhalefet eden bir durum. Bir de bu demokratik Çinliler dediğimiz bir özel şey var. Aynı diğer yapıdaki gibi dışarıya okumaya gitmiş ama işte Batı'yı görmüş. Batı'nın demokrasi, insan hakları, sosyal devlet, hukuk devleti normlarını öğrenmiş. Ama bunun Çin'e uymadığını görüp komünist sisteme muhalif olan bir tayfa, bir tabaka daha var, bir kitle daha var. Onlar da sistemin değişmesini istiyor. Bir başka Çin'in çok önemli, belki bunlar içerisinde yarın Çin'de bir iktidar değişikliğine sebep olabilecek bir iş ise, mesela Çin övünerek bu çalışan işçi sayılarını açıklar. İşte 670 milyonla 700 milyon arasında insanın Çin'de çalıştığını, milyondan bahsediyoruz. Yani öyle korkunç bir rakamdır bu yani. Her gün işte 12 saat, 14 saat gerekli, 16 saat çalışan 700 milyona yakın insan var. Ama tabii bunu övünerek anlatan Çin için kimse, işte senin nüfusun 1 milyar 400, 700 milyon varsa bir o kadar da işsiz var demiyor. Bu Çin açısından büyük bir risk. Tabii ki son dönemlerde, daha 2 hafta kadar önce Çin'in en büyük gayrimenkul 300 milyar dolarlık bir borçla beraber battı. İflasını açıkladığı söylendi. Ekonomik anlamda Çin, tabii Türkiye'de Çin'in bu ekonomik yapısıyla ilgili
ciddi reklamlar yapılır ama bölgeyi ve Çin'in ekonomisini takip edenlerin sürdürülebilir bir ekonomiye sahip olmadığını, evet 16,5 trilyon gibi, trilyon dolar gibi bir ekonomi, gayri safi milli hasılasının olduğunu ama aynı zamanda bunu söylerler ama şunu söylemezler. 50 trilyon doların üzerinde de Çin'in iç ve dış toplam borcu var. Yani gayri safi milli hasılasının 3 katı Çin'in borçlu olduğunu kimse söylemez. Bu da sürdürülebilir bir ekonomik sıkıntı içinde olduğunu gösteriyor. Ki yani bu kadar devasa bir nüfus ve onunla beraber Çin'in pik yaptığı dönemlerde ortalama 10.01 veyahut da 9.1 gibi yıllık büyüme sağlıyordu. Tabii Wuhan'da çıkan bir virüs sonrasındaki dönemde ciddi anlamda evet bundan dünyada karlı çıkan, yani bu dönemde ihracatında artış olan tek ülke Çin oldu. Ama buna rağmen Çin'deki ekonomik büyümenin revize edildi. Önce 7'ye sonra da 6'ya ki en son rakamlar bunun da altına düştüğü noktasında şu söyleniyor Çin ekonomisiyle ilgili. 6.1 yıllık büyüme olmadığı takdirde ekonomik kriz içinde yaşanabilir. İçeride bu kadar ciddi problemler olan bir devletten bahsediyoruz. Ve bununla beraber Çin'in bu problemler sadece içeride değil dışarıda da şunu söyleyelim başta. Bu Güney Çin Denizi diye ifade edilen bu bölgede ve Asya Pasifik Okyanusu'nda NATO'nun deniz kuvvetlerinin birimlerinin %60'a yakınının bu bölgede olduğu söyleniyor. Şimdi Çin açısından deniz ulaşımı çok önemli. Çünkü karadan bir birim taşıyabildiğiniz noktada aynı maliyete belki deniz yoluyla 100 birim taşıyabiliyorsunuz. Onun için de herkes genelde bu büyük taşımacılıkta maliyetleri daha aza ve daha çok ürün hem satabilmek hem de getirebilmek için deniz yolları tercih ediliyor. Ve bu anlamda da dünya ticaretinin %80'e yakını deniz üzerinden yapıldığını, deniz yollarıyla yapıldığını hepimiz biliriz. Bu deniz yolu hassasiyet dolayısıyla Çin, çünkü Güney Çin Denizi'ne büyük önem veriyor. Çünkü işte burada da Hong Kong, Çin'in ticari merkezlerinden birisi. Buradan kalkan bir gemi Güney Çin Denizi'ni geçerek işte diyelim ki Akdeniz'e ulaşabilmesi için şuradaki boğazı geçmek zorunda. Şu Singapur, Malezya'nın olduğu şu boğaz Malakka Boğazı 850 kilometre uzunluğunda. Çin de çok iyi biliyor ki bu Malakka Boğazı şu anda işte Amerika'nın daha çok kontrolünde olan. Yani evet burada devletler var ama Amerika'nın sözünü daha çok geçirdiği bir coğrafya burası. Burası kapandığında Çin açısından deniz ticareti riske giriyor. Çin tabii bunu gördüğü için ilk olarak bir proje gerçekleşti. Kunming diye bir şehir var burada. Bu da önemli bir şehirdir. Kunming 2014 yılında Kunming tren istasyonunda 7-8 kişilik bir grup ya önce 2-2,5 saatlik bir zaman diliminde bıçak ve palalarla beraber Çin'in anlattığını söylüyorum. 32 kişiyi öldürdüler, kestiler. 130 küsür veya 140 küsür kişiyi de yaraladılar. Ve tabii onlar daha sonra tutuklandı. Akıbetleri bilinmiyor ama onun üzerinden bir işte Doğu Türkistan'da radikalizme karşı, aşırılığa ve ayrılıkçılığa karşı mücadele ediyoruz. Propagandası yaptık için. Hal böyle olunca burası ehemmiyetli bir yer. Buradan şu aşağıdaki Malakka yani Malakka Boğazı'na alternatif olarak Kunming'den Myanmar üzerinden denize ineceği veyahut da denize buraya getirdiği ham maddeyi, enerjiyi yani doğalgaz veyahut da derin petrolü buradan ülkesine taşıyacağı bir proje yaptı. Petrol boru projesi yaptı. Ama biz burada bir şeyi kaçırdık tabii. O dönemde bunları söylediğimizde Myanmar'ın denize
kıyı olan şu kesim, biraz da açık renkli olan şu kesimde ülkemizde de çok konuşulan bu Arakanlı Müslümanların yaşadığı bölge burası. Ve Çin'in bu projeyi yaptığı dönemlerde işte bu Arakanlı Müslümanlar katledildi. O zaman dedik ki bunun araştırılması yapılsa bunun arkasında Çin ve Çin kuvvetleri çıkar dedik. Ki hakeza öyle oldu. Yani burada katledilen Müslümanların organizasyonunu yapan devlet Çin oldu. Çünkü Çin dedik ya farklılığı tehdit olarak algılıyor ve en büyük düşman olarak da burada duygusallığa gerek yok. İslam'ı ve Türklüğü görüyor. Çünkü eğer tarihi hatırlarsak oradan ders çıkarırız. 751'de İslam ordularıyla Talas'ta Çinliler karşılaşmıştı. Burada Türkler Arap Müslüman ordularının yanında saf tutarak Çinlileri bozguna uğratmışlardı. O Çin diyebiliriz ki ilk defa yeni çıkma yani kuşaklarla beraber Çin Seddi'nin dışına çıkıyor. Tabii bir de Çin Seddi meselesi var. Ben bunu konferanslarımda çok sık da söylerim. Yani Çinliler o Çin Seddi'ni evet, Türk akınlarına karşı ve işte nüfusun içeriye gitmemesi için Türklerin yaptığı akınlardan korunmak amacıyla yaptı ve o sedde bakan her Çinli'nin Türk'ten korkması veya ondan nefret etmesi kadar doğal bir şey olamaz diye düşünüyorum. Bundan dolayı Çin, Doğu Türkistan'da da bu Myanmar'da da yaptığı uygulamalarında o farklı olarak gördüğünü tehdit olarak algılayıp onu ortadan kaldırma projesi. Hayatı devlet eliyle bunu yapıyor. Birincisi tabii alternatif olarak buradaki Malak Boğazı'na buradan bir alternatif koydu. Sonra bir şey daha yaptı. Bu coğrafya önemli. Pakistan, Çin açısından çok çok önemli. Doğu Türkistan'ın Kaşgar şehrinden evet Kaşgar'dan ta Pakistan üzerinden geçip Gwadar dediğimiz şu limana kadar bir otoban projesi yaptı. Ona daha sonra bu Gwadar limanı Pakistan'ın en büyük portu. Bunu da 25 yıllığına bu Pakistan'la olan ekonomik ilişkileri dolayısıyla yani Pakistan ekonomisini o hale getirdi ki Çin nefes aldırmadığı takdirde dağılabilecek bir ekonomik yapı kurdu orada. Bazı araştırmalar ekonomisinin, Pakistan ekonomisinin %87 oranında Çin'e bağlandığını söylüyor. Ve tabii bu ekonomik ilişkiler dolayısıyla Gwadar Limanı'nı Çin 25 yıllığına aldı. Sadece bu limanı değil. Mesela bu borç diplomasisi dediği Singapur'un Hambantota Limanı'nı da böyle 99 yıllığına onu aldı. Ve bila bedel o etrafındaki 15 dönüm arazisiyle beraber sadece orada şunu söyledi. Limanı genişletmek ve derinliğini artırmak. Daha büyük tonajlı gemilerin yanaşabilmesi, yük alabilmesi gayesiyle. Tabii yine bu vardır. Biraz daha bu tam ne diyelim Süveyş kanalının ucunda Cibuti. Cibuti'de de bir üs kurdu. Bu ikili tam bu burunda Süveyş kanalını kontrol edebilecek bir noktada. Bu da yine borç diplomasisinin yani borcuna karşılık bir üs kurma hakkı elde etti. Şimdi işin özü nasıl ki dünyada Wuhan'da bir virüs çıktı, bütün dünyayı etkiledi. Onun için işte Wuhan'daki virüs nasıl bizi etkiliyorsa Pakistan'ın Gwadar Limanı'nı alması da ister istemez bizi etkiliyor. Bunu niçin yapıyordu? Bu dediğimiz deniz yolunun kapanması durumunda Çin'in hem üretimini deniz üzerinden, üretimini denize nakledip oradan pazara ulaştırmak hem de işte bu yani birçok noktasından Afrika ve Orta Doğu olmak üzere enerji kaynaklarını buralara getirip buralardan ülkesine sokmak. Tabii bu aynı zamanda ne oldu? Myanmar, Bangladeş'le de ilişkilerini geliştirdi. Zaten bu ilişkiler dolayısıyla bu ilişkiler ve Pakistan olsun, Bangladeş olsun, Myanmar olsun buralardaki yayılması
Hindistan'ı rahatsız etti. 1962 yılında hatırlayalım, neredeyse 3. Dünya Harbi çıkacaktı. Ciddi manada hala daha Pakistan'la Çin arasında ciddi sıkıntılar var. Mesela bu sınır belirleme meselesi dolayısıyla geçen 2020 yılının Haziran ayında çatışmalar oldu. Hala belirleme, Çin'in iddia ettiği yerler var. Uluslararası anlaşmalar 62 çatışmalarından sonra 20 kilometre her iki taraf asker bulunduramayacak sınırda demesine rağmen Çin'i bunu ihlal ettiği, hidrokarbon buralarda aradığı, fibroptik kablolar sınırlara döşediğine dair ciddi şeyler geliyor, bilgiler geliyor. Tabii bu Pakistan'la Hindistan arasında ciddi sıkıntılar var. Neden dolayı? Keşmir dolayısıyla. Biliyorsunuz bu Cammu Keşmir ve Azat Keşmir olarak Keşmir bölgesi Pakistan ve Hindistan arasında ikiye ayrılmıştı. Hala her iki taraf hak iddia ediyor orada. Tabii İngilizler Hindistan'dan çıkarken Pakistan diye bir devlet ortaya çıkardılar. Ama Bombay'da bırakıp döndüler. O gün bugündür, İkinci Dünya Harbi sonrasında bu devlet ortaya çıktı ama hala daha ciddi problemler var bölgede. Çin'in Pakistan'la olan ilişkileri, aşağıdan Myanmar ve Bangladeş'le olan ilişkileri Hindistan'ın çevrelendiği hissine kapılmasına sebep oldu. Ve bu ilişkiler işte sınır çatışmaları bağlamında kendini gösterdi. Ama aynı zamanda Çin'in, Hindistan'ın hem Fransa'dan hem Amerika'dan hem de Sovyet Rusya Federasyonu'ndan bir savaşa hazırlık bağlamında askeri ihtiyaçlarını, eksiklerini gidereceği bir süreci beraberinde getirdi. Hatırlayanlarımız vardır belki. Bir önceki Amerika Devlet Başkanı Trump Hindistan'da ağırlandı ve 110 bin kişilik stadyumda ayakta alkışlandı millet tarafından. Bu çevrelenmişliğe karşı Hindistan'ın da Amerika'ya yanaştığını söyleyebiliriz. Bir başka husus daha, bu Güney Çin Denizi de önemli, deniz üzerinden önemli dedik. NATO'nun askeri deniz kuvvetlerinin yarıdan çoğu bu bölgede. Çin burada Suni Adaları oluşturdu. Yani o adaları büyüttü, onları silahlandırdı, havalimanları yaptı, askeri havalimanları yaptı. Ve böylece bunun bu Suni Adalar oluşturması ve bunları silahlandırması Filipinler, Endonezya, Malezya, Singapur, Kamboçya, Vietnam, Tayvan, Japonya, Hindistan ve aşağıda Avustralya'yı ciddi rahatsız etti. Avustralya en son Amerika ve daha yeni bu. Amerika ve İngiltere ile ortak tatbikat ve askeri silah alım anlaşması yaptı. Tabii Avustralya'da Çin açısından dünyayı tehdit eden bir başka olgu da hemen onu söyleyelim. Sadece çevresine değil dünyanın her tarafına Çin nüfus transferi yapıyor. Ve bu diyelim ki Türkiye'ye bir Çinli geldiğinde eğer Türkiye'de bir ev alırsa Çin devleti ona belli bir promosyon veriyor. Veya gittikleri ülkede evlenirlerse o yöre o ülke vatandaşlarıyla artı bir hediyeleri daha var. Onlardan çocuk yaparlarsa yine hediyesi var devletin. Oralarda arsa alırlarsa, arazi alırlarsa yine devletin teşviki var. Ve böylece Avustralya'da Sydney'de nüfusun belki yarıdan fazlasının söylenen o Çinlilerden oluştuğu. Hakeza mesela risk olarak Malezya'da bunlardan bir tanesidir. Yani Malezya nüfusunun %35'ine yakınının Çinli olduğu söyleniyor. Bununla ilgili gösteriler de yapıldı. Böyle bir riski de var. Tabii bu Güney Çin Denizi'ndeki Suni Adalar meselesi ciddi manada bölgeyi Çin'in bu yayılmacı siyaset dolayısıyla gerilmesine sebep oldu. Burada bizim özellikle ifade etmemiz gereken yer ki dinleyicilerimizden bu bölgede yaşananları, Tayvan-Çin ilişkilerini yakinen takip etmesini tavsiye edebilirim. Tayvan tabii şu anda dünyada 22 ülke tarafından diplomatik ilişkisi olan, hiçbir ülke tarafından bağımsızlığı tanınmayan bir
ada devleti diyelim biz yine de. Çünkü onlar 1949'da Gomindan Partisi, Milliyetçi Çin Partisi iç savaşı komünist Mao'ya karşı kaybedince Tayvan'a çekilmişlerdi. Ve burada kıta Çin'indeki yönetim hakkı bizimdir. Bunu komünistler gasp ettiler. Biz bir gün o hakkı elde edeceğiz. Uzun yıllar bu propagandayı yaptılar. Ama dediğimiz gibi 71'de devletsiz kaldıklarında bir gecede Amerika'nın maharetiyle beraber sonraki süreçte Tayvan halkı ikiye bölündü. Bir, Çin'le birleşme taraftarı olanlar. İki, hala daha kıta Çin'inde ondan ziyade bağımsız Tayvan devletini hatta Çin Cumhuriyeti'ni kuralım fikrinde olanlar. Şu anda Tayvan'da iktidarda bağımsızlık yanlısı var. Ama Çin Komünist Partisi ise bu tek Çin hedefi doğrultusunda Tayvan'ı merkeze bağlamak hedefinde bunu da deklare ediyor. Amerika açısından Tayvan olmazsa olmaz. Eğer Tayvan'a şöyle diyebiliriz, iddialı bir söz olmasa gerekir. Müzakerelerle Çin'in Tayvan'ı kendisine bağlaması mümkün değil. Ama bunu bir savaşla beraber yani yapmaya kalkarsa, zor kullanarak yapmaya kalkarsa o zaman diyebiliriz ki dünyanın karışacağı gün bugün olacaktır. Bu anlamda şunu söyleyebilirim, benim takip ettiğim okumalarımdan gördüğüm, anladığım, Amerika'nın en gelişmiş silahlarının bir nevi deposu haline getirilmiştir Tayvan. Ve Tayvan'ın Çin'e bağlanması demek zorla veyahut da işte müzakerelerle hangi şekilde olursa olsun Amerika'nın dünya hegemonluğunu kaybetmesi anlamına gelir. Bu anlamda Tayvan'a ciddi manada Amerika bir arka bahçesi veyahut da buradaki ileri karakolu gözüyle bakıyor. Buradaki kontrol aynı zamanda Japonya'yı da ister istemez etkiliyor. Doğu Çin Denizi dediği şuradaki adalar yüzünden bu ada ve bu ada yüzünden Japonya ile Çin arasında ciddi, hepimiz biliyoruz yani Japonya bir adalar denizi. Çin bu adaların kendisine ait olduğu iddiasında, Japonya kendisine ait olduğu iddiasında. Zaten arada İkinci Dünya Harbi'nden kalan, öncesinden de kalan bir husumet de var. Bu anlamda Japonya'da ilk defa işte askeri silahlanmaya gitmeye başladı. Sadece kendisi askeri silahlanma değil, bu bölgede Laos, Tayland ve diyelim ki diğer bölge devletleriyle askeri işbirlikleri, anlaşmaları yapıyor ve burada silah üretiminden lojistiğe destek veriyor. Diyebiliriz ki bütün bu Japonya'nın bakışı, o da büyük bir savaşa hazırlanıyor. Aynı aşağıda Avustralya'yı olduğu gibi. Burada bizim bilmemiz gereken, tabii şimdi neyi anlattık? Hindistan'ı anlattık. Malezya'yı, Endonezya'yı, Tayvan'ı, Güney Çin Denizi sıkıntısını, Japonya'yı anlattık. Bölgede iki tane arasının veyahut da diyelim küçük olmakla beraber arasının iyi olduğu Bangladeş'i sayalım. Pakistan'ı, Myanmar'da bir şekilde Çin'in kontrolüne girdi. Kuzey Kore arası ilişkilerinin iyi olduğu, o da komünizmle malum yönetilen bir devlet. Güney Kore uzak duruyor ama Güney Kore'nin aynı zamanda Japonya'dan da bir korkusu var. Tabii burada Rusya Federasyonu'na da sınır. Rusya ile ilgili iki yerden, hem bu doğudan sınır hem de Doğu Türkistan'ın hemen kuzeyinde Altay Özerk bölgesi vardı. Bu bölgeden de Rusya Federasyonu Çin'e sınır. Bugün için şöyle söyleyelim. Çin bu yayılmacı, nüfus yayılması siyasetinde de Sibirya'da ağaç kesen, ormancılık yapan, tarımla uğraşan çok büyük oranda nüfus transferi yaptı. Rusya bunun riskini gördü. En son Putin'in bir ifadesi var. Yani böyle giderse yakında Rusya Federasyonu Başkanı'nı Çinliler seçecek diye.
Tabii buralara giden, kalan, oralarda arsa, arazi, ev alanları da Çin resmi olarak destekliyor. Bu nüfus transferi dolayısıyla ve yayılmacı siyaset dolayısıyla, o yayılmacı siyasetini de söyleyelim. Bir önemli bölgede Hazar Havzası dediğimiz bu bölgedeki hem doğal gaz hem de petrol rezervlerinin zenginliği, bu devletlerle ilişkileri Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan, bu bölgedeki devletlerin ekonomik anlamda Çin'e gittikçe bağımlı olduğunu görüyoruz. Tabii Rusya açısından bu bölge arka bahçesi ve bu bölgenin Çin'e yakınlaşması, Çin'le ilişkilerini geliştirmesi, çıkardıkları doğal gaz ve petrolün büyük bir kısmının Çin'e gitmesi Rusya'yı ciddi manada rahatsız ediyor. Bunun için diyebiliriz ki birçok argümanı var da kısa geçeceğim sorulara zaman kalsın diye. Çin'le de Rusya'nın ciddi problemi var. Yani Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, bunları anlatmama gerek yok. Dünyanın ekonomisi en kötü iki devlet, 8 devletten ikisi Tacikistan ve Kırgızistan. Ve Kırgızistan, Tacikistan'la beraber Çin'e toprak vererek bu ekonomik borçlarının bir kısmının kapattığı söyleniyor. Ciddi de bir tepki alıyor. Ve yeni asıl bomba şimdi daha yeni başladı. Afganistan ve Afganistan'daki Taliban'ın durumu, Taliban'ın Çin'le olan yakınlığı, Çin'le destek vermesi. Ama Taliban meselesi belki başlı başına, Afganistan meselesi başlı başına bir konferans konusu olabilir. Ama özetle şunu söyleyeyim, son 20 yıldır bilinenin aksine veya söylenenlerin aksine Amerika bölgeden çekilmedi. 20 yılda Taliban'ı eğitti. Pakistan üzerinden bu eğitimi tamamladı ve öyle bir bomba bıraktı ki Asya'nın kalbi diyeceğimiz bu coğrafyaya, Afganistan'da yaşanacak olan bir gelişme sadece Afganistan'la sınırlı kalmayacak. Doğu Türkistan başta olmak üzere Kafkasya'ya kadar bu Selefi hareketlenmeleri, cihatçı anlayışı ve buralarda Özbekistan risk altında, Tacikistan, Türkmenistan, Kırgızistan'da risk altında, İran'da risk altında. Tabii bölgeyi bilmek lazım. Burada Beluçlar dediğimiz bir özerk bölge var. O Beluçlar'da İran'la sıkıntılı ve onlar da Amerika'nın kontrolünde. Yani bölge kaynıyor desek yeridir. Bu coğrafyanın tamamında içeride ve dışarıda Çin problemleri olan, herkesle bir şekilde sıkıntı yaşayan ve herkesi de artık geldiği nokta itibariyle tedirgin eden bir devlet ortaya çıkmış durumda. Tabii bunun ortaya çıkması dünyanın geri kalanında da rahatsızlık yaratıyor. Bundan dolayı da işte bu vekalet savaşları dediğimiz Afganistan'da Taliban eliyle, hemen bizim güneyimizde PKK eliyle, Suriye'de iç savaş eliyle, işte Rusya Kırım'ı ilhak etti. Biz Yunanistan'la ciddi problemler yaşıyoruz. Doğu Akdeniz var, Libya var, Yemen hakeza öyle, Afrika kaynıyor. Güney Amerika kaynıyor. Orada da durumlar ciddi sıcak gelişmeler var. Ama diyebiliriz ki dünya bir hengameye doğru gidiyor ve bu büyük güne herkes imkanın nispetinde hazırlık yapıyor. O anlamda ben Türkiye'nin de bir hazırlık içerisinde olduğunu görebiliyorum. Bunu da söyleyebiliriz. Ben çok sözü uzatmayayım. Bayağı konuştum. Soru varsa soruları alalım. Ama bundan sonra bölgeyi biraz daha yakinen takip etmek gerekiyor. Çok daha farklı sıcak gelişmeler olacak diye de cümlemi tamamlamış olayım Elif. Teşekkür ediyoruz hocam güzel sunumunuz için. Sorularımız var. İlk olarak Vahdettin Şimşek beyefendi bir soru sormuş. Demiş ki 3. Dünya Savaşı'nın ateşleyici unsuru Hindistan olabilir mi? Diye bir soru yöneltmiş size. Yok, Hindistan olmaz. Orada konuşurken de söyledim, Tayvan'ı takip edelim. Evet. Yani daha risk olarak Tayvan durur. Ama biz bilemiyoruz. Yani bunu söylüyoruz ama yarın
bir başka husus oldu. Çin biraz daha mesela diyelim ki Hindistan sınırlarına girdi. Bu Hindistan'ın da içeride iktidarın kalabilmesi biraz da bu siyasi askeri söylemlere bağlı. Her iki ülke de bunu değerlendirebilir. O da olabilir. Ama benim gördüğüm Tayvan daha yakın gibi duruyor. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir başka sorumuz İslam Bey soruyor. Uzak Doğu'da yükselip baş kaldıran Çin'e karşı Amerika ne gibi önlemler alıyor? Amerika'nın Çin'le rekabeti danışıklı dövüş niteliği mi taşıyor diye bir soru yöneltmiş size. Çok kısa cevap vereyim. Danışıklı dövüş meselesi 2015 yılına kadar, yani 70 sonrası 2015 yılına kadar benim kanaatim şu. Bugünkü devasa Çin'i ortaya çıkaran Amerika'dır. Batı sermayesidir. Ama bu devasa Çin ne zaman ki tehdit olmaya başladı, artık o günden sonra o danışıklı dövüş işi bitmiştir. Bilhassa Trump'la beraber savaş haline geldi. Arada 300-350 milyar dolarlık yıllık bir ticaret açığı vardı. 200 milyar dolarını kabul etti. 200 milyar dolar daha. Çünkü Trump'ın dediği neydi? Bu sürdürülebilir değil, adil değil. Bunu düzenlememiz gerekir. Çin'de büyük fabrikaların hepsinin, büyük markaların hepsinin fabrikası var. Onlara dedi ki ya %25 daha fazla vergi verirsiniz, orada ürettiklerinizi ülkeye sokmak için, ya da fabrikalarınızı buraya getirirsiniz. Şimdi birçok Çin'de, tabii bu Doğu Türkistan'daki uygulamalar dolayısıyla da tepkiler var Çin'e. Birçok fabrika Çin'den ayrılıyor. Bu Çin'i ister istemez sıkıntıya sokacak. Onun için Amerika ile Çin arasındaki mücadele danışıklı dövüş değildir. Amerika şunu görüyor. Ya bu dünyadaki kurmuş olduğu düzenin devam edebilmesi için Çin gibi bir rakibin olmaması gerek. Artık iş o danışıklı dövüş, bahar mevsimi bitmiştir. Artık ciddi olarak rekabet halindedirler. Bundan dolayı da Amerika her türlü tedbir alıyor. Bilhassa ticari anlamda. Çünkü çok iyi biliyor. 1,5 milyara yakın nüfus var. Ve buradaki Çin tarihini okuyanlar da bilirler. Çin'de bütün iktidar değişikliklerini köylü ve işçi sınıfı gerçekleştirmiş. Yani son iktidara gelen Mao da böyledir. Çin'i en rahatsız edecek husus onu ekonomik anlamda darboğaza sürüklemek, içeriden Çin'i çökertmek. Amerika bunun için de uğraşıyor. Bir taraftan da kendi milli menfaatini düşünüyor. O kaptırmış olduğu pazarları geri almak istiyor. Yani o da Amerika açısından değerlendirdiğinde makul ve mantıklıdır. Artık rüya dönemi bitmiştir. Şimdi gerçeklerle karşı karşıyayız. Bu mücadele de çok sert geçiyor. Daha da sertleşecek. Evet hocam, yine bir başka soru var bir izleyicimizden. Türk-İslam alemi Keşmir meselesinde neden duyarsız kalıyor diye bir soru yöneltmişler. O zaman Elif şöyle söyleyelim. İslam alemi, hani bu soruyu deselerdi ki Doğu Türkistan için neden sessiz, bu kadar bilinmesine, konuşulmasına rağmen hala daha sessiz. En son Birleşmiş Milletler oturumunda 65 İslam ülkesi Çin lehine açıklama yaptı. Bunun izah edilebilir bir tarafı yok. Keşmir niye konuşulsun? Keşmir'i kaç kişi biliyor? Keşmir'in Hindistan'la Pakistan arasında ikiye ayrıldığını, birinin Cammu Keşmir, birinin Azat Keşmir olduğunu, Pakistan'la Hindistan'ın ayrıldıktan sonra Müslümanların daha çok yaşadığı ikiye bölündüğünü, Müslümanların daha fazla yaşadığı yerlerde yani Keşmir'in bu bölgelerinin Pakistan'a kaldığını, geri kalan kısmının Hindistan'a kaldığını, onun bir kısmına da Çin'in musallat olduğunu, orada ciddi insan hakları ihlallerinin, sıkıntıların olduğunu, o bölgedeki problemin çözülmediği takdirde Hindistan'la Pakistan'ın aralarının hiçbir zaman düzelmeyeceğini kaç kişi bu ülkede biliyor veya takip ediyor? Veyahut bu kadar bilinmesine, konuşulmasına rağmen Doğu Türkistan meselesi ne kadar sahiplendi ki Keşmir meselesi niye sahiplenmiyor diyelim. Evet. Bir başka soru daha hocam. Japonya ekonomik ve askeri güç bakımından
Çin karşısında dengeleyici bir unsur olabilir mi? Bu konu hakkında tek, tek başına zor görürüm ama tabii ki Japonya teknolojisi çok ileri teknoloji olan bir ülke ve Batı'yla da ilişkileri gayet iyi. Tek başına mümkün değil. Ama blok halinde Çin'e karşı mücadele ettiğinde tabii ki Çin'in ne kadar çok cepheyi genişletirse o kadar zarar çıkacağı da hepimizin malumudur. Bu anlamda çekindiği, tedbir almak istediği Çin'in ülkelerden birisi Japonya. Ama Japonya da hafif atılacak bir devlet değil, onu söyleyelim. Teknoloji, yüksek teknoloji var. Yani Çin'in mesela en büyük çıkmazlarından birisi bu. Evet, üretim fazla ama yüksek teknoloji yok. Mesela Çin'in şu anda ikinci uçak gemisi, ilkini malum, bu da bizim ayıbımız olsun, boğazlardan geçirdik malum. Rusya'nın, yani Sovyet Rusya'nın bir uçak gemisini Ukrayna'ya hediye etmesinden sonra, ayrıldıktan sonra hediye etmesi, onun da çalışmaz duruma geldikten sonra Çin'in bunu turistik amaçla kullanacağız diye, çünkü uçak savaş, askeri gemilerin boğazlardan metro dolayısıyla geçmesi bir kriterleri var. Motorları söküldü, romaklarla çekildi, Çin'e getirildi ve Çin bunu ilk uçak gemisi yaptı. Buna bakarak ikinci uçak gemisini yaptı. Şu anda söylenen 16 tane NATO'nun bölgede, Güney Çin Denizi'nde, Asya Pasifik'te uçak gemisi olduğu söyleniyor. Evet, Çin gelişti ama bu mukayese kabul etmeyecek kadar yüksek teknoloji bakımından hem Amerika, hem Batı, hem de Japonya Çin'den çok çok ileri. Denge olur ama tek başına zor. Hocam, konuşmanızda Avustralya ile Amerika'nın askeri tatbikat yaptığından bahsettiniz. Bu Uzak Doğu için ne derece tehdit unsuru? Bunu öğrenebilir miyiz acaba? Az önce işte konuşma yaparken Elif şöyle söyledik. Yani Hindistan, Çin'in bu Myanmar'la, Pakistan'la, Bangladeş'le, hatta Cibuti'deki üsle Hindistan kendisini çevrelendiğini düşünüyor. Bundan dolayı da işte askeri eksiklerini, Rafael uçakları mesela Fransa'nın çok gelişmiş bir savaş uçağı. En son onlardan 800 tane aldı. Çin'in uzun menzilli füzelerine karşı Rusya'dan füzeler aldı. Amerika yüksek teknoloji mühimmat satacağını söyledi. Yani kotayı delerek daha fazlasını yapacağını söyledi. Şimdi Malezya ile burada görüyoruz. Malezya ile, Endonezya ile, Filipinler'de Amerika, hatta Vietnamlılar Amerikalıları davet ediyor. İlişkilerini geliştiriyor. Vietnam o balta girmemiş ormanlarında Rambo filmlerini çok seyretti. Yani o kadar araları kötüydü. Şu anda Çin'den, Çin'in bu yayılmacı ve nüfus transferi dolayısıyla Vietnam'da Amerika ile dirsek temasında. Avustralya'da az önce bahsettiğim yine konuşmadaki bu Çin'de olan hem ekonomik girdiler dolayısıyla zararda olması, hem Çinli bu nüfus transferi ve hem de Çin'in bu yayılmacı, çünkü Güney Çin Denizi'ndeki bu suni adalar dolayısıyla Avustralya kendisini tehdit edildiğini düşünüyor. Bundan dolayı da bu, yani şimdi bloklar oluşuyor. Bu bloklarda Avustralya'da zaten İngiliz sömürgesiydi. Hala daha İngiliz taraftarı bir yönetim var. Amerika ile beraber Çin'e karşı bir güç merkezi oluşturuyor diyelim. O blokta yer alıyor. Evet hocam, bir sorumuz da, yakın gelecekte Türk Birliği ya da Türkistan Birliği kurulmazsa Türk Cumhuriyetlerini bekleyen siyasi ve ekonomik tehlikeler nelerdir diye bir soru yöneltilmiş. Bir başka seyircimiz de Türk Birliği ve Türkistan Birliği'nin kurulması hususunda hocamız ne düşünüyor diye sormuş. Evet, 20 yaşında olsaydım bunu yakında kurmamız gerekir diyordum da yaşım da belli bir yere geldi. O kardeşimden de özür diliyorum. Hayal görmemek lazım. Yüce Yaradan çalışana veriyor.
demiyor ki ben Müslümana veririm, ben Türk'e veririm, ben İslam'a hizmet edene veririm demiyor. Ben diyor çalışana veririm. Elin gavuru çalışıyor, üretiyor. Ondan sonra da sen aşağı yatıyorsun. Petrol sende, doğalgaz sende. Dünyanın stratejik noktasındasın. Ama bir kafasını kesiyorsun. Ondan sonra da birlik olacaksın. Hangi birlikten bahsediyorsun? Hayal görmeye gerek yok. Eğer bundan ders almazsa İslam dünyası, önümüzdeki dönem yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Bu dönemde bilen ve üretenler efendi, üretmeyenler köle olacaktır. Şu anda İslam dünyası ve Türk dünyası ikinci sınıfta görüyorum. Acıdır ama bunu söylemek benim ağrıma gitse de durum budur. Bundan dolayı da evet güzel gelişmeler olmuyor. Oluyor tabii ki yani ama bu sadece hamasetle vatan millet sakar ederek yapılacak bir durum değil. Yani koca İslam dünyası 2 milyar değil mi? Yani ortalama 2 milyar nüfusun yani 4 kişiden dünya üzerinde yaşayan 4 kişiden birisi Müslüman. Ne üretmiş bu Müslüman sorusunu soracak yani. Bugün rekabet edebileceği uçağı mı var yani? Bir motor mu yapabildi? O zaman kendimizi kandırmayacağız. En azından o geçmişin şaşalı başarılarını onlarla avunmamamız gerekiyor. Şapkayı çıkarıp önümüze koyup düşünmemiz gerekiyor. Bu haliyle beraber İslam dünyası, Türk dünyası rezil durumdadır. Kabul edelim yani. Oyunu kuramaz. Onu kuracak gücü yok çünkü. Üretmiyor çünkü. İşin kolayına kaçıyor. Yarın nasıl zengin olabilirimin derdinde. Hal böyle olunca da elin oğlu geliyor. Sana ahkam kesiyor yani. O zaman kimse kusura bakmasın ya. Yani. Biz tarihte bunu yaptık. Cüneyt. Utanmamız lazım. Yani ben mesela bunu öğrencilerime de söylerim. Geldiğimiz noktayı düşünebiliyor muyuz? Fatih İstanbul'u fethederken elin gavurunu almış getirmiş, obuz toplarını geliştirmiş. Değil mi? Oradan buraya geldiğimiz nokta. Ya bunun için işte üst akıl bize yaptırmadılar işte rahmetli Menderes uçak yapacakmış da biri izin vermemiş. Biri bilmem ne anlatıyor. Hikaye anlatıyoruz. Yani biz topluma da hikaye. Çünkü bu hikayeler hoşumuza gidiyor. Onları dinlemek hoşumuza gidiyor. Ama diyorsun ki üretiyor musun? Yok. Çalışıyor musun? Yok. O zaman nasıl o Türk birliğini kuracaksın, İslam birliğini kuracaksın? Hangi İslam birliğini kurabilirsin? İran seni yese doymaz. Suudi Arabistan yese doymaz. Öbürü yese doymaz. Bu yani İslam dini ve mübarek bir din, son din. Şükür çok şanslıyız, inanıyoruz. Ona mensubu. Hani bütün Müslümanlar kardeşti. Öyle öyle buyuruyor. Hangi Müslüman hangi Müslümana bırak kendi devletleri, kendi içerisindeki cemaatlerin birbirine bakışını. Bunları konuşmayacak mıyız? Sümen alt edelim. Her şey güllük gülistanlık. Türk birliğini de kuralım biz. İslam birliğini de kuralım. Müslümanlar bugün rezil durumda. Kimse kusura bakmaz. Bunun da vebalini herkes ödeyecek ama onu da söyleyelim yani. Üretmediği için. Bak ben mesela söylüyorum. Yani bugün sokağa çıkıyorsun. Ya hep beraber yarın deneyelim. Sokağa çıkın, aldığınız ürünün markasına bakın. Nerede üretildiğine bak. O zaman aldığın ürünün %90'ı, %95'i Çin'de üretiliyorsa sen Çin'in yapmış olduğu her işe hizmet ediyorsun demek. Onun için ciddi bir, evet biz insanı yaradandan dolayı severiz de yani önce senin kendi güçlü olman gerek, üretmen gerekiyor. Şimdi Japonya'nın yüksek teknolojisi olduğunu söylüyoruz. Hangi İslam dünyasında teknoloji var? Niye İslam bilimi, ilimi akletmeyi, yani öyle bir dinin mensubuyuz ki ilim Çin'de de olsan gidin alın demiş Peygamber Efendimiz. Biz ne yapmışız? Nasıl petrol çıkıyor ya, doğalgaz da var. Zenginiz. Yok para demek her şey değil. Bundan sonraki süreçte üretmediğimiz takdirde köle olacağız. İnşaat da odur yani. Acı olan budur.
Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Başka bir sorumuz daha var. Amerika Uygurları el altından destekleyerek Çin'e karşı kullanıyor mu? Altından desteklemiyor. Alenen destekliyor. Amerika bunu kendi milli menfaat için yapıyor. Çin'i geriye götürmek için yapıyor. Çin'i rahatsız etmek için yapıyor. Amerika değil, her devlet yapar bunu. Amerika PKK'yı da destekliyor. Ama orada bu soru sorulurken eğer birileri ya Doğu Türkistan'da bir şeyler olmuyor, yani orası huzur içerisinde ve Amerika bu işi kaşıyor düşüncesindeyse bu çok yanlış bir düşünce. Siz böyle bir malzemeyi, böyle bir konuyu burada uygularsanız bunu her devlet kullanır. Her istihbarat elemanı kullanır. Ama bugün Doğu Türkistan'da ya bir vahşet ve bir soykırım var. Bunu kabul edeceğiz. Ha, burası güllük gülistanlık olsa, burada insanlar inançlarını yaşayabilseler, milli kimliklerini yaşayabilseler, evet terörizme karşı hepimiz karşı olalım, karşı duralım, radikalizmle mücadele edelim. Ama o zaman şu soruyu soralım biz kendimize. Şimdi Doğu Türkistan'da bir sokaktan bir sokağa giderken aramadan geçtiğin, sokakların 24 saat kontrol, dijital yüz tanıma sistemleriyle kontrol edildiği bir yerde bir terör organizasyonunun olması mümkün değil. Sen diyorsun ki burada terörle mücadele ediyorum. Ama mesela dedim ki Pakistan'da Cevşil Muhammed'e diye bir terör örgütü var. Radikal. Amerika diyor ki bu terör örgütü diyor. Bunu Birleşmiş Milletler'de gündeme alalım. Bunu terör örgütü listesine alalım. Çin diyorsun ki hayır kardeşim olmaz. Beş tane de beşten birisin ya, veto ediyorsun. O örgüt Birleşmiş Milletler'in terör listesine girmiyor. Demek ki terörle senin terör anlayışınla o senin teröristin benim teröristin muhabbeti Çin'in ikircikli tutumu. Taliban terör örgütüydü. Ama kırmızı halılarla karşıladın Taliban'ı. Yani sana hizmet ettiği zaman terörist olması önemli değil mi diyorsun? Onun için Doğu Türkistan'da insan hakları ihlalleri var. Bir soykırım var. Bunu Çin yapıyor. Bunu Çin yaptığı için de bunu her devletin Pakistan'ın da pardon Hindistan'ın da Japonya'nın da Rusya'nın da kullanması gayet normaldir. Sen burayı normalleştireceksin. Ha, o zaman şu soruyu soralım diyebiliriz. Haklı olarak Çin'in yanında yer alırız bu konuda. Burada herkes gündelik hayatında normal bir hayat sürüyor diyelim. Dini ve milli değerlerini yaşayabiliyor. Anayasal olarak kendisine verilen hakları yerine getirebiliyor. Ama buna rağmen Amerika bölgeyi rahatsız eder. Çin'i rahatsız edecek bölgede el altından Uygurları veya diğer etnisiteyi orada destekliyor. Böyle bir pozisyonda evet o zaman Amerika'nın karşısında Çin'in yanında olalım. Ama burada böyle bir durum yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Son sorumuz, Tayvan-Çin ilişkilerini hocamız yorumlayabilir mi? Son zamanda yaşanan gelirimler neye gebe? Onun için diyorum yani Tayvan'ı yakından takip etmek lazım. Şu anda iktidarda Tayvan'ın bağımsızlığı taraftarı olan parti var. İşte onun yanında da oyların %10-11,5'unu alan Çin'e bağlanma taraftarı bir parti var. 2049 Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in açıklamasıyla dünya hegemon gücü Çin olacak ve tek Çin idealini gerçekleştireceğiz dediği tarih 2049. Belki biz göremeyiz ama genç kardeşlerimiz inşallah görür. Bu sürece kadar şu anda gergin, ilişkiler gergin. Diyebiliriz ki Tayvan teyakkuzda. Her gün Tayvan'ın üzerinde hava sahasını da ihlal ederek Çin'in uçuşlar yaptığını ama henüz bir bomba bırakmadığını biliyoruz. Bu, yani diyebiliriz ki Tayvan, Çin restleşiyor her gün. Amerika'da Tayvan'ın kırmızı çizgisi olduğunu belirtiyor. Şimdi bu gerginlik ne kadar daha devam eder? Ama anladığım benim şu, ilk bombayı veya ilk silahı Tayvan atmayacak. Çin'in atmasını bekleyecek. Çin onu attığında da ciddi manada ortalık karışacak diye bekliyorum.
Yani bunun da çok uzun bir süre almayacağı kanaatindeyim. Çünkü ciddi gerginlikler var. Yani iki tarafın basınını da karşılaştığını takip ettiğinizde, beyanatları takip, hükümet sözcülerinin beyanatlarını takip ettiğinizde ve Amerika'nın ilk defa Amerika mesela resmi bir ziyarette bulundu. Devlet olmadığı için bu problem dolayısıyla da üst düzey Amerikalı siyasetçiler gitmezlerdi Tayvan'a. Bu da delindi en son. Bu delinme de Çin'i rahatsız ediyor. Amerika'nın Tayvan'la ilgili söylemiş olduğu her söz Çin'i rahatsız ediyor. Onun için bu bölgedeki domine taşı bence Tayvan. Onu çok yakinen takip etmekte fayda var. Teşekkür ediyoruz hocam. Sorularımız bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz başka bir şey varsa buyurun lütfen. Çok çok teşekkür ediyorum. Davet ettiniz. Dilimiz döndüğünce anlattık ama bu bölgede bu anlattığım hususların her biriyle ilgili bence ayrı ayrı konferanslar yapılmalı. Yani bir Tayvan olsun, Hindistan olsun, Pakistan'la ilgili, Taliban'la ilgili, işte bu kuşak yolla ilgili veyahut da Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan'ın hatta Azerbaycan'ın Hazar Havzası'yla ilgili veya Çin'in sadece ekonomisiyle ilgili bunlar çok geniş konular. Ama özetle bugün şunu anlatmak istedim ben. Bizden uzak, belki ulusal basında da çok bu bölgede yaşanan olaylar yer almıyor ama bu yer almaması demek burada bu bölgede bu çok büyük bir coğrafya çünkü burada hayat normalmiş gibi bir algıya dostların kapılmaması, burada çok sıcak gelişmeler, hızlı gelişmeler yaşanıyor. Daha özelde bilgiler var, onları da şimdilik paylaşmayalım. Ümit ederim faydalı bir konferans olmuştur diyelim. Evet hocam, fazlasıyla oldu. Değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Programı burada son